Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Nisan 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar, Güneş 19 Nisan'a kadar Koç burcunda olacak. 19'undan itibaren sizin burcunuza geçiyor. 19 Nisan itibariyle doğan tüm boğa burçlarımızın doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size ve tabii ki yükselen boğalarımız için de özellikle ayın 19'undan sonra güneşin o yaratıcı enerjisi çok güzel tesirler vermeye başlayacak ve sizin için önemli bir döngüyü başlatacak. Evet, ayın ilk döneminde Güneş Koç burcunda ilerlerken gezegeniniz Venüs de Koç burcunda ve Merkür de 3 Nisan itibariyle Koç burcuna geçiyor. Bu biraz aya daha içe dönük, daha sakin başlamanıza imkan verebilir. Genel olarak dış dünyadan çekilmeniz, biraz yalnız kalma ihtiyacınızın artması söz konusu ayın özellikle ilk iki haftası içerisinde. Bu dönemde yalnız yapacağınız işlere de odaklanabilirsiniz. Biraz hazırlık dönemi aslında sizin için. Ayın ikinci yarısından itibaren daha fazla dış dünyaya yönelmeniz mümkün görünüyor. Bunun bir hazırlık döngüsü olarak değerlendirebilirsiniz bu süreci. 12 Nisan'da Koç burcunun 22 derecesinde yeni ay doğacak. Her yeni ay yeni olasılıkları gündemimize taşıyor tabii ki. 12. evinizde doğan bir yeni ay. Yine aslında daha izole olabileceğiniz, toplumdan biraz böyle geri planda durabileceğiniz konu ve kavramlarla alakalı. Bu sizin için şifa ve sağlık anlamına da geliyor. Bu yeni ay döngüsü. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Yeni ay 22 derece Koç burcunda olacak. Özellikle 22 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa ve bunlar öncü burçlardaysa, Koç, Terazi, Yengeç ve Oğlak burçlarında özellikle bulunuyorsa, evet, bireysel olarak daha güçlü etkiler alabilirsiniz yeni aydan. Bir sağlık sorunu için örneğin hastane, klinik ve benzeri yerlerde bulunmanız, tedaviler yaptırmanız, belki böyle kişisel kontrol, check-up ve benzeri konularla ilgilenmeniz mümkün. Bunlar güzellik ve estetikle de ilgili olabilir. Mutlaka hani önemli bir sağlık sorunu olması gerekmiyor. Biraz daha hani yardım temaları, biraz daha ruhsal konular, spiritüel konular ilgi alanınızda olabilir. Bilinçaltına daha fazla yöneldiğiniz bir dönem. Bilinçaltı çalışmaları ve şifa arayışları içinde aslında güzel bir yeni ay döngüsü. İlginç sezgilerinizle de ilgili özellikle ilginç deneyimler de yaşayabilirsiniz. Bilinçaltınız hareketli olduğu için rüyalarınız da çok hareketli bu dönemde. Güzel mesajlar da gelebilir size. Farkındalığınızı arttıracak bir süreç de olabilir. Yaşamınızda gizli konular, biraz böyle geri planda olan konu ve kavramlar daha fazla gündeminizde olabilir sevgili boğalar. Mars ikizler burcunda ayın 27'sine kadar, Mars 24'üne kadar Mars ikizler burcunda olacak. Enerjinizi genel olarak baktığımızda aslında parasal konulara, kazançlarla ilgili konulara daha fazla odaklıyorsunuz. Buralarda evet, planlar olabilir, programlarınız olabilir, çalışmalarınız olabilir, harcamalar da olabilir tabii ki. Harcamalarınız biraz eğitimle ilgili konularda olabilir, seyahatlerle ilgili konularda olabilir. Birçok boğa için aslında uzaklar, yurt dışı konuları, uluslararası konulardaki aktivitelerde ayın özellikle ilk yarısında gündemde olabilir ve bununla ilgili çabalar ve belki maddi anlamda da bazı harcamalar olabilir. Ama uluslararası konular, internet üzerinden, sosyal medya üzerinde de olabilir bu hareketler, faaliyetler, ticari faaliyetler. Buralarda da yapılacak bazı aktiviteler size parasal gelir de getirebilir. Ve ayın 14'ünden itibaren gezegeniniz Venüs burcunuza geçiyor. Evet, bu muhteşem bir etki tabii ki. Çünkü Venüs artık güçlü olduğu boğa burcunda ve sizinle beraber Venüs şans gezegenidir. Hemen ardından 19 Nisan itibariyle Merkür ve Güneş de burcunuza geçecek, boğa burcuna geçecek. Venüs'ün o muhteşem etkisi, koruyucu etkisi altında kendinizi daha güçlü ve güvende hissedebilirsiniz. Güneş'in de yaratıcılığı, yaşam enerjisi ve coşkusu güçlenecek. Özellikle ayın 19'undan sonra dikkat çekebileceğiniz, kendinizi daha iyi ifade edebileceğiniz bir süreçtesiniz. Hem para konularında şansınızı arttırıyor Güneş ve Venüs destekleri, hem de ilişkiler alanında daha keyifli bir dönem başlayacak sizin için sevgili boğalar. Ayın 23'ünde Mars Yengeç burcuna geçecek.
Üçüncü evinize geçecek. Bu dönem yakın çevre ilişkilerinizde duygusal temasları arttırabilir. Çevrenizden daha fazla destekler alabilirsiniz. Daha fazla seyahat etme imkanı olabilir. Ticari konular, eğitimle ilgili konularda enerjiniz daha fazla yükseliyor baktığımızda. Güzellik, estetik, kişisel bakım, bunlarla da ilgilenebilirsiniz. Tabii ki Venüs'ün bu anlamda size çok destekleri olacağını söyleyebilirim. 27-26 Nisan'da Akrep Burcu'nda güçlü bir dolunay var. Bu dolunay sizin için çok önemli. İlişki evinizde meydana gelecek 7 derece Akrep Burcu dolunayı, Güneş Burcunuz özellikle 7 derece ve yakınlarındaysa, yani doğum gününüz 19 Nisan'la 4 Mayıs arasıysa, sevgili boğalar, lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Yükselen burcunuzda 7 derece ve yakınlarındaysa bunu artı eksi 5 derece alabilirsiniz. Bu dolunay sizi bireysel olarak çok etkileyebilir. Dolunaylar aslında farkındalık dönemleri, dönüşüm dönemleri, tamamlanma dönemleri. İlişki eviniz aydınlanıyor ve içinde bulunduğunuz özellikle her türlü ilişki dinamiğinizde bazı konular bir şekilde netleşiyor diyebiliriz. Gizli konular açığa da çıkabilir. Bilmediğiniz konular açığa çıkabilir veya kararsız kaldığınız konular netleşebilir. Evlilik kararı olabilir. İşbirlikleri, ortaklıklar olabilir. Yakın arkadaşlıklarda bazı önemli gelişmeler olabilir. Evliyseniz eşinizle, partnerinizle birlikte bazı kararlar alabilirsiniz. Direkt eşinizle ilgili, partnerinizle ilgili bazı gelişmeler de söz konusu olabilir. Veya bitmesi gereken bir ilişkiniz var. Artık sizin için gelişmesi mümkün değil bu ilişkinin veya artık sizin için gerekli değil. Tamamlanmalar da olabilir tabii ki, bitişler de olabilir. İşbirliklerinde, arkadaşlıklarda, evlilik gibi konularda yine kadersel daha güçlü tesirler olabilir. Ve bu ilişkilerin sizin yaşamınızda çok önemli tabii ki. İlişkilerle ilgili dönüşümlerin hayatınızda çok önemli etkileri söz konusu olabilir. Sevgili boğalar ve ayın son günleri bu dolunayla beraber şekillenecektir. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay diliyorum size. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.